Mesut Ergin, gözünüzü kentimizin üzerinden çekin. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın içerisindeki kestane'li bahçe koyunun günübirlik kullanım amacıyla ihaleye çıkarılmasına tepki gösteren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirdiler. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin basın açıklamasında, 22 Adası, Tabiat Parkı, Çam Ormanları, Muhteşem Koyları, Fırlanta kumsallarıyla Ayvalık'ın, rantçıların rüyalarını süslemeye devam ettiğini belirtti. Başkan Ergin, sürekli talan girişimlerinin tasarlandığını, ancak bu heveslerinin hiçbir zaman gerçeğe dönüşemeyeceğini söyledi. Ergin, buna ne izin ne de fırsat vermeyeceğiz. Gözünüzü Ayvalık'ın muhteşem güzelliğine dikenlere sesleniyorum. Artık bizden uzak durun. Elinizi, kolunuzu, ayağınızı, cüzdanlarınızı, gözünüzü kentimizin üzerinden çekin. Doğal güzellikleri rant kapısı olarak görmek son yılların en bilinen deyimiyle pek bir moda oldu. Göreve geldiği iki yılı geçen bir zaman diliminde rantçıları püskürtmekten, gerçek hizmetleri düşünemez hale geldiğini vurgulayan Başkan Ergin, geçtiğimiz yıl yine günü birlik tesisler için açılan ihaleyi tepki koyarak iptal ettirdiklerini hatırlattı bugün görüyoruz ki yeni bir rant kapısı daha açılmak isteniyor, diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Ergin şöyle devam etti, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın içerisindeki kestaneli bahçe koyu günübirlik kullanım alanının ihalesinin yapılacağını öğreniyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Tabiat parkı rantın değil, halkındır. Dünyanın en güzel yerlerinden olan cennet köşemiz Ayvalık'ın hem belediye başkanı olarak hem bu güzelliklerin içerisinde yaşayan bir vatandaş olarak bahsi geçen yerlerin günübirlik işletmelere özellikle de alan olarak ihaleye çıkmasına karşı olduğumuz için buradayız. Yaşadığımız bu toprakların tek sahibi biz değiliz. Burada yaşayan tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymak zorundayız. Tabiat parkı halkımızındır, burada yaşayan canlılarındır, işletmelere verilmesini kabul etmiyoruz. Bu ihale, tabiat parkının betonlaşmasına yol açacak. Ama biz bu güzellikleri koruyarak, gelecek nesillere taşımaya kararlıyız. Ayvalık Belediyesi'nin görüşü doğrultusunda ihalenin iptal edilmesini istiyoruz. Aksi bir durumda yasal platformda her türlü mücadele kararlılığını sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ayvalık adaları ve tabiat parkını ranta teslim etmeyeceğiz diye konuştu.